Efendim, çeşitli barolardan toplantımıza katılmak üzere gelen değerli avukat meslektaşlarım, İnsan Hakları Merkezimizin Bilim Danışma Kurulu'nun değerli üyeleri, sayın konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantıyı açıyorum. Konumuz bildiğiniz gibi insan hakları kurullarının sorunlarının tartışılması, çözüm yollarının aranması ve bu kurulların yararlarının ve eksikliklerinin neler olduğunun saptanması merkezinde bir görüşme yapmak. Bunun için özellikle uzak barolardan seyahat zahmetine göze alarak bize katkıda bulunmak üzere gelen meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin sonunda dileğimiz bir öneriler demeti hazırlayabilmektir. Hepimiz şöyle veya böyle insan hakları kurullarıyla ilgili gözlemler yapma olanağını bulmuş insanlarız, hukukçularız. Bu kurulların eksiği nedir? Yararlı noktaları nedir? Olumlu olumsuz yönleri nedir? Bu konularda görüşler oluşturup eğer imkan olursa sonunda bir öneri raporu hazırlamayı amaçlıyoruz. Tabii burada sizlerin katkılarınız belirleyici rol oynayacaktır. Özellikle baroları temsilen insan hakları kurullarına katılmış, orada görev yapmış arkadaşlarımızın gözlemleri bizim için son derece değerlidir. Tabii sorunlu noktalar pek çok. Bunlar sizlerin konuşmalarınızda daha aydınlığa çıkacaktır. Ben hepinizi saygıyla bir kere daha selamlayarak sözü Türkiye Barolar Birliği Başkan Vekili Sayın Avukat Sani Yıldırım'a bırakacağım. Başkanımız Sayın Özdemir Özok İzmir'de baro başkanları toplantısına katılmak zorunda olduğundan dolayı gelemedi. Sayın Avukat Sani Yıldırım lütfen buyurun efendim. Çok değerli önceki dönem birlik başkanım, sayın hocalarım, sayın valim ve sayın meslektaşlarım. Barolar Birliği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, toplantımızın amacını sayın hocam biraz önce açıkladı. Tam da buradan hareketle insan hakları kurullarının, il ve ilçe kurullarının görevleri, neler yapması gerektiği eksikliklerini bugün tartışacağız. Bunu tartışırken ben bir başka olayın bir başka yönüne de değinmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de gelmiş olduğu noktada başarısı ve derdest dava sayısı, dava sürecinin 4-5 yıl gibi uzunca bir zaman süre alması nedeniyle bu kurulların çok da önem arz ettiğini vurgulamak istiyorum. Efendim, kurulların başkanlarının illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar olması nedeniyle yürütme erkinin, temsilcilerinin yazışmalarda sıfatlarını kullanması nedeniyle bu kurulların bir avantaj olduğu ilk bakışta gözlenmektedir. Ancak kurulların başlarındaki bu arkadaşların yani bürokratların her zaman da insan hakları bağlamında vizyon ve insan haklarında bakış noktasında çok da zaman zaman çok da faydalı olmadığını görmekteyiz. Bazı kurul üyeleri arkadaşların eğitimsiz olduğunu,
müşahede etmekteyiz. Şimdi Avrupa'da buna karşın bildiğiniz gibi farklı örgütlenmeler var. Bu İsveç'te ve bazı Baltık ülkelerinde bu kurulların yanında başka kurullar var. Acaba bizde de böyle, buna benzer kurullar oluşturulabilir mi? Bu noktanın da bugün tartışılmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan bir dezavantaj bizim kurullarımızda. Tabii siyasi iktidara bağlı olarak da insan hakları kurullarının çalışmasının sekteye uğrayıp uğramaması noktasındadır. Böyle bir dezavantajımız da var bu kurulların çalışması açısından. Değerli arkadaşlar, biz Türkiye Barolar Birliği olarak hem bu kurulları çalışmalarına, avukat arkadaşlarımızın, baro temsilcilerinin katkılarını sağlıyoruz. Ayrıca Barolar Birliği olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılama usulüne ait Türkiye genelinde 10.500 avukatın eğitimini Avrupa Konseyi ile müştereken yürütüyoruz. Bugüne kadar 3.500 avukat arkadaşımız bu eğitimi aldı. Önümüzdeki yıllarda bu 10.500'e, hatta tüm ülkedeki avukatlarımıza bunu geniş bir şekilde vermeyi planlıyoruz. Çalışmanın, bugünkü çalışmanın başarılı olmasını diliyorum. Tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Efendim çok teşekkürler. Şimdi gündemimizdeki sıraya göre Sayın Antalya Vali Yardımcımız Mehmet Seyman'a söz vermek durumundayım. Yalnız bir noktayı izninizle hatırlatayım. Sayın Sani Yıldırım, bürokratların genellikle yahut aralarından bazılarının insan hakları konusunda yeterli duyarlılıkta olmadığını haklı olarak belirtti. Fakat her zaman olduğu gibi bunun da bir istisnası var. Ben Sayın Mehmet Seyman'la uzun yıllar İnsan Hakları İstanbul İl Kurulu'nda birlikte çalıştım. Kendisinin insan hakları konusunda çok duyarlı bir bürokrat örneği olduğunu kendi gözlemlerimle saptamış bulunuyorum. Onun için kendisini dinlememizin hepimiz için çok yararlı olacağı düşüncesiyle kendisini konuşmaya davet ediyorum. Arzu ederseniz bulunduğunuz yerden konuşun. Nasıl? Türkiye Barolar Birliği'nin Sayın Başkan Vekili, saygıdeğer hocam, Danışma Kurulu'nun saygıdeğer üyeleri, barolarımızın ve insan hakları il kurullarımızın değerli temsilcileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başta Türkiye Barolar Birliği'nin saygıdeğer başkanı, başkan vekili olmak üzere İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu'nun kuruluşundan Kasım 2007 tarihine kadar birlikte görev yaptığımız Profesör Doktor Sayın Rona Aybay olmak üzere İstanbul İl Kurulu üyesi, İstanbul Barosu temsilcisi, değerli dostum da dahil, hepiniz en az benim kadar bu alanda deneyimli, siz değerli baro temsilcilerine hitap etme olanağını bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Aybay hocamın iltifatı da beni onurlandırdı. Müsaade ederseniz öncelikle insan hakları ile ilgili kurumsal mekanizmaların tarihsel gelişimine çok kısa bakarak ülkemizdeki yapılanmaya ulaşmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi insanlar toplumsal hayata geçişle birlikte daha mutlu, sağlıklı, güvenli, adil ve refahtan daha çok pay aldığı bir yaşam için birbirleriyle, toplumla, doğayla, kurumlarla ilişkilerini düzenleyen kurallara ihtiyaç duymuşlar ve bu ihtiyacın sonucu olarak kaynağını yaşamdan alan bir takım normlar ve sonuçta bu normlarla işleyen kurumları da oluşturmuşlardır. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar ulus devletlerin kendi özellerinde koydukları düzenleyici kurallar
gelişen uluslararası ilişkiler sonucu ulusal üstü düzlemlerde de tartışılmaya başlanmış ve insanın kurumlar karşısında korunmasını sağlamak amacıyla evrensel normlara ihtiyaç olduğu kararına varılmış. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından insan hakları evrensel bildirisi kabul edilmiş. Bu bildiriye imza koyan devletler tarafından da 4 Aralık 1950 tarihinde insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasına dair sözleşme kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. Tüm bu normların temeli, bütün insanların hür ve haysiyet ve haklar bakımından eşit doğdukları, akıl ve vicdana sahip oldukları ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmeleri gerektiği gerçeğine dayanır. Hepinizin bildiği gibi bu gerçek evrensel bildirinin de birinci maddesini oluşturmuştur. İşte bu temel mantığı geliştirme amacıyla başlatılmış ve günümüze kadar sürüp gelen gelişmeler pek çok kurallar dizgesini, sözleşme, protokol ve bugün de tartıştığımız kurumları doğurmuştur. Gerek evrensel bildiri, gerek AHİS, gerekse bu sözleşme uyarınca düzenlenmiş pek çok protokole taraf olan ülkemiz de bu ulusal üstü belgelerin bir gereği olarak insan haklarını korumak ve geliştirmeye yönelik çok sayıda kurumlaşmayı da gerçekleştirmiş veya gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu çalışmalar 1990 yılından itibaren hız kazanmıştır. Bunları kategorik olarak 90 yılından bugüne saymayacağım. Ancak bu çalışmaların hız kazandığı 2001 yılından bugüne çok hızlı gelişen süreci ana başlıklarıyla ifade etmek istiyorum. 2001 yılından itibaren ülkemizde insan hakları alanında farklı bir sürecin başladığını hepimiz görüyoruz. Bu süreç aslında bağımsız bir insan hakları ulusal kurumu oluşturulması niyet ve vaatleriyle başlatılmış bir süreçtir. Bu amaçla 2001 yılında kabul edilen 4643 sayılı yasanın ek geçici 5. maddesiyle insan haklarından siyasi olarak sorumlu bir bakan görevlendirilmiş ve bu bakana bağlı olarak insan hakları danışma kurulu oluşturulmuştur. İkinci aşamada kurulun sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere 3056 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 17. maddesine göre Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı oluşturulmuş. Üçüncü aşamada yine 3056 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 6 maddesine dayanarak 2011-2000 tarihinde hazırlanan ve 24.218 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle ilk kez insan hakları il ve ilçe kurulları oluşturulmuştur. Dördüncü aşamada pek çok bakanlık ve genel müdürlükler bünyesinde insan hakları ile ilgili daire, şube, birimler, kurul ve komisyonlar şeklinde yapılanmanın geliştiğini görüyoruz. Bu dört aşamalı ve yaygın kurumlaşmanın yanı sıra İnsan Hakları Üst Kurulu, İnsan Hakları Danışma Kurulu, İnsan Hakları Eğitimi 10 yılı Ulusal Komitesi ve İnsan Hakları İhlal İddialarını Araştırma Heyetleri adıyla birbirinden farklı 4 adet yapılanmanın gerçekleştirildiğini de biliyoruz. Bu süreçte 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Paris Sosyal Şartı'nın öngördüğü insan hakları ulusal kurumunu oluşturma konusunda atılmış en önemli adım olan İnsan Hakları Danışma Kurulu maalesef Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi'nin ilkelerine uygun olarak sürdürülememiştir. Dileğimiz küçümsenemeyecek bu çabaların Paris prensiplerine uygun bir bağımsız insan hakları ulusal kurumunun oluşturulmasına zemin teşkil etmesidir ve bu sonuca ulaşmasıdır. Sayın Başkan, değerli temsilciler, insan hakları il kurullarına geçmeden önce son olarak insan hakları ile ilgili kurumsal mekanizmaları ulusal ve ulusal üstü ölçekte olmak üzere nitelikleri itibariyle saymak istiyorum.
ulusal ölçekte insan haklarını koruma mekanizmalarına baktığımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, idari ve istişari mekanizmalar, idari ve adli yargı mekanizmaları ile NGO'lar, yani sivil toplum kuruluşları, ulusal üstü ölçekte baktığımızda Birleşmiş Milletler Komisyon ve Komiteleri, Avrupa Konseyi'ne bağlı komisyon ve komiteler, insan hakları Avrupa Mahkemesi'ni görüyoruz. Bu mekanizmalar sorumluluk ve işleyişleri itibariyle umuyorum bir başka görüşmede kapsamlı olarak tarafınızdan incelenecektir. Çünkü bireylerin hak arama bilincinin geliştirilmesi ve bu taleplere cevap verecek kurum, kuruluş ve görevlilerin yetki ve sorumlulukları konusundaki tereddütleri ve yanlış bilgilerini gidermek, biraz önce Sayın Başkan Vekili'nin de ifade ettikleri gibi ve bu yanlış bilgileri düzeltmek çok önemli bir ihtiyaçtır. Değerli arkadaşlarım, gelelim insan hakları il kurullarına. İl kurulları, yukarıda ifade ettiğim insan hakları mekanizmaları içerisinde idari ve istişari nitelikte mekanizmalardan biri ve ülkemiz genelinde en yaygın kurum olup yaygın işleyişe sahip mekanizmalardan birisidir. İlk kez 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı hakkındaki kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkındaki kanunun ek 6. maddesine göre hazırlanan 2011-2000 tarihli bir yönetmelik ile il ve ilçe insan hakları kurullarının kuruluş, görev ve çalışma esasları hakkında yönetmelik gereğince, bildiğiniz gibi 81 ilde kamu, yerel yönetimler, üniversiteler, barolar, siyasi partiler, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan geniş katılımlı kurullar olarak faaliyete geçti. Bu kurulların amacı toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek, araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak olarak ilk yönetmelikte tanımlanmıştır. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra malumunuz ancak bu kurullar 2001 yılı başında teşekkül ettirilebildi. Devlet ve toplum hayatımızda yaşanan çok hızlı bir değişme ve gelişme sürecinin içerisinde amaç, işlev, sorumluluk, anlayış ve alışkanlıkları itibariyle birbirinden çok farklı sayılabilecek kesimleri bir masa etrafında toplanmaya zorlamıştır bu yönetmelik ve bu kurulların ilk oluşumu. Eminim bazı arkadaşlarım zorlama tanımını yadırgamışlardır. Ama İstanbul gibi bir ilde bu kurulun kuruluşundan itibaren görev yapmış bir yönetici olarak samimi gözlemimi ifade ediyorum. Bu değerlendirmemi nitekim 23 Kasım 2003 tarihli ikinci yönetmelik de doğrulamıştır. İlk olması, aceleyle hazırlanmış olması, yani bir an önce bir şeyler yapma anlayışına dayandığı anlaşılan bir kurgu üzerine oturttukları bu kurullar, ülkemiz gibi yeni kurumlaşmaları zor benimseyen bir ülkede aslında çok önemli bir işin başarılmasını da sağlamıştır. 3 yıllık zorlu deneyim süreci içinde her vesileyle ifade ettiğim için Sayın Aybay hocamız bu düşüncemi bilirler. Ben il kurullarının kamu ağırlığını değil ama güvenliğin, sağlığın, eğitimin ve sosyal hizmet temsilcilerinin de o masada olmalarını, kamu ve sivil kesimlerin insan hakları sorununu kıyasıya tartışabilmelerini, hoşgörünün felsefi anlamındaki farklı görüşlerde olunsa da aynı ortamda farklı insanların varlığını kabul etmenin öğrenilmesi gerektiğini savundum. Özellikle o tarihe kadar insan hakkı ihlali ülkemizde neredeyse güvenlik birey ilişkilerindeki hukuksuzluk ve kanunsuzluklar olarak değerlendirildiği için emniyet ve jandarma temsilcilerinin ilk ağızdan bu eleştirileri dinlemesi, katlanması ve
gerektiğinde orada bu eleştirilere cevap verebilmesi, gecikmeksizin tedbir mekanizmalarının işletilmesi konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi, bu kurullarda bulunarak bu kurullarda sorumluluklarını kavrama olanağının verilmesi bence doğru bir yaklaşımdı. Güvenlik birimlerine ulaşamadıklarını söyleyen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, hatta diğer kamu temsilcileri de dahil, o masa etrafında eleştirilerini söyleyebilmeli, birbirlerini dinleme gereğinin artık kaçınılmaz olduğunu anlamaları aslında yanlış olmamıştır. Biz bunları İstanbul İl Kurulu olarak, tabii ki İl Kurulu, İstanbul İl Kurulu'nun inanılmaz birikimli akademik üyelerinin de varlığından gelen şansıyla bunları aşmaya başlamıştık. Çok farklı bir platform oluşmuştu. Kurulların üye yapısı üzerindeki tartışmalar sonucunda görev ve yetkileri konusundaki yasal yetersizlikler, personel donanım yetersizlikleri göz ardı edilerek sadece sivil kesimlerin beklentilerine cevap vermek amacıyla hazırlanan ikinci yönetmelik 23 Kasım 2003 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak halen devam eden sadece kurul başkanı ve bir kamu avukatı olmak üzere, burada parantez içerisinde nedense belediyelerin kamu görevlisi üyeleri hiçbir şekilde kamu görevlisi sayılmamış ve eleştiri konusu da yapılmamıştır. Bu iki üye dışında kalan diğer tüm kamu temsilcileri kurullardan çıkarılarak yeni il kurulları teşekkül ettirilmiştir. Örneğin İstanbul'da 27 üyeli bir kurul oluşmuştur. Bugün Antalya'da 16 üyeli bir kurul vardır. Bu toplantıya gelmeden 3 gün önce de Antalya İnsan Hakları İl Kurulu Başkanlığı görevine başladığım için üye sayısını da öğrenmiş bulunuyorum. Bu konuda bir tespitimi de ifade etmek zorundayım. Bu süreçte en fazla katılımı valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar, barolardan görmüştür. Baro ve kamu dayanışması aslında pek çok sorunun aşılmasında çok önemli bir faktör olmuştur. Ama bunun yanında en çok eleştiren kesimler, örneğin sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının bu kurulların o ilk zorlu sürecinde çok düzenli bu toplantılara katıldıklarını söyleyebilmek mümkün değildir. Bu yönetmeliğin 5. maddesi kurulların hangi üyelerden teşekkül ettiğini düzenlemiş. Yönetmeliğin 7. maddesinde bu kurulların sekreterya görevlerini, doğrudan başvuruları, gündem, kararların yazımı vesaire gibi işleri takip etmek üzere il ve ilçe danışma masalarının oluşumunu, 8. maddesinde halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri, efendim insan hakları eğitimi ve insan hakları bilincini geliştirme, insan hakları ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirme konularında komisyonlar kurulabileceğini düzenlemiştir. Kurulların görevleri 9, 10, 11, 12. maddelerde sayılmıştır. Ama bu yönetmeliğin mihenk taşı 13. maddede bu kurulların asli işlevini, insan haklarını koruma mekanizması olma işlevini düzenleyen maddesidir. Yani ihlal iddialarını inceleme ve karara bağlama görevidir 13. madde. Bence İl ve ilçe insan hakları kurullarının en önemli, gerek kurul üyelerinin gerekse kamuoyunun beklentilerini ifade eden en önemli düzenleme 13. maddedeki düzenlemedir. Nedir bu? İhlal iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek ve araştırmak, inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek, ulaşılan sonuçları Cumhuriyet Savcılıkları ya da ilgili idari makamlara iletmek ve sonucunu takip etmek. Bugüne kadar bu görev tanımının Ceza Mahkemesi Kanunu ile 4483 sayılı kanun hükümleriyle çeliştiği hususu Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'nın Ankara, Bolu, Kızılcahamam, İstanbul, İzmir toplantılarında defalarca dile getirilmiş ve eleştirilmiş olmasına rağmen bunu sadece yönetmeliğin 3. maddesi ile aşacaklarını düşündüler
ve buradaki görev tanımı sadece üçüncü maddede ifade ettiğim paragrafla kaldı. Bunu şöyle açmak istiyorum müsaade ederseniz. İnsan hakları ihlalini oluşturan fiiller Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış eylemlerdir. Bu fiiller suç olarak tanımlanmıştır burada. Bir devlet kurumu veya bir kamu görevlisinin ihmal veya bir eylemiyle işlenmiş olan bir suç ihbarı alındığında sorumlu ve yetkili idari mercilerin veya Cumhuriyet Savcılarının derhal harekete geçmesi gerek Ceza Mahkemesi Kanunu gerekse 4483 sayılı kanunun amir hükümlerindendir. Örneğin bir vatandaş il ilçe insan hakları kuruluna ya da il masasına hak ihlali iddiasını içeren bir başvuru yaptığında bu başvuruyu alıp il masasına havale edip 20 gün ya da 15 gün bir ay sonra toplanacak il kurulunun bu dilekçe üzerine karar almasından sonra mı Ceza Mahkemesi Kanunu'nda ve 4483 sayılı kanunda sayılan müesseseler harekete geçirilecektir? Eğer 13. maddeye göre ve kurullarda yıllarca sergilenen yaklaşıma göre böyle bir uygulama yapılacak olursa o zaman Ceza Mahkemesi Kanunu'yla 4483 sayılı kanunda gerek Cumhuriyet Savcılarına gerek yetkili idari mercilerin derhal bir suç ihbarı üzerine hareket etmelerin zorunluluğu hükmüne aykırı düşecektir. Oysa yapılması gereken önemli hak koruma mekanizmalarının kurul başkanlıkları vasıtasıyla derhal harekete geçirilmesi, buradan bilgi ve belgelerin toplanarak herhangi bir yorumda bulunulmaksızın kurulların ilk toplantısında bilgilendirilmelerini takiben o tarihe kadar yapılmış olan işlemler konusunda kurulun görüşü ile idari mekanizmaların işletilmesi şeklinde kurulun benimsemediği ve ayrı düştü. Ve ilaveten istediği bir mekanizma varsa o doğrultuda tedbir alınması kararının verilmesidir. Bu adli soruşturmalar için de geçerli. Bakınız, insan hakları il kurulları ve ilçe kurulları bir başvuru üzerine yapılan inceleme sonucunda hak ihlali tespiti veya kararı verirse sonucu Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirecekler veya ilgili idari mevkileri harekete geçireceklerdir. Bu da Ceza Mahkemesi Kanunu ile 4483 sayılı kanunla çelişik bir düzenlemedir. Çünkü ulusal mevzuatımız suçlanan bir kamu görevlisi veya kamu kurumu hakkında idari mekanizmaların işlemesi sonucunda verilecek kararı ortadan kaldıracak nitelikte karar almaya yetkili değildir. Yani valinin soruşturma izni vermemesi kararına karşı il kurullarının bu bir hak ihlalidir deyip Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurabilme ya da dosyayı gönderebilme yetkileri mevcut değildir. Dolayısıyla yönetmeliğin 13. maddesi her ne kadar il ve ilçe kurullarına hak ihlali iddiaları ile ilgili mekanizmaların işletilmesi konusunda görev ve yetki vermiş ise de ikinci yönetmelikle yapılmış olan düzenleme o güne kadar Ceza Mahkemesi Usulü Kanunu ve 4483 sayılı kanunla diğer idari mekanizmaların işleyişini düzenleyen ulusal mevzuat hükümlerine aykırılığı konusunu ortadan kaldıracak düzenlemeleri maalesef getirmemiştir. Ben buna rağmen mevcut bu mekanizmaların kurumların hak ihlaline neden olacak bir takım davranışlarının önlenmesinde çok önemli işlevleri yerine getirdiğini gördüm. Uygulamanın içinde oldum. Bunun her halükarda yararlı olduğuna tanık oldum. Bilinç yaratma faaliyetleri dışında bir ihbar üzerine ulusal mevzuatta öngörülen mekanizmaların
daha hızlı çalışması, bu kurulların ihbarları ilgili kurumlara derhal görev göndermesiyle mümkün olabilmiştir. İl kurulları başarılı olmuş mudur diye konuşmamın son bölümünde bir değerlendirme yapmak istiyorum. Dünyanın her yerinde yeni kurumlaşmalar uzun ve zorlu süreçleri gerektirmiştir. Hele bunlar 10 yılların bazen 100 yılların getirdiği güçlerin, yetkenin sivil kurumlarla paylaşılması kapılarını aralayan türden kurumlaşmalarsa süreç çok daha zor ve uzun olmuştur. Buna karşın ülkemizde il kurulları insan haklarının korunması alanında yapılanmasını gerçekleştirmiş, isim ve işlevini duyurabilmiş, önemli eğitimlerin gerçekleşmesini sağlayabilmiştir, başarabilmiştir. Bugüne kadar insan hakları il kurullarının konusu olmasa bile vatandaşın kurullara ilettikleri her dilekçenin kabulü suretiyle işleme konulmasına özen gösterilmiştir. Neden? Vatandaşın bu kurulları tanıması, bu kurullara güven duymasını sağlamak içindir. Bir veli çocuğunun B sınıfında değil A sınıfında okumasını istemektedir. A dairesinde çalışmaktan hoşnut olmayan bir memurun B dairesine tayin talebi, sosyal yardımlaşma dayanışma vakfından iki torba kömür talebi ya da nakdi yardım talebi, öğrencinin sınav notuna itiraz etme gibi dilekçelerde, yani diğer idari birimlere yapılabilecek başvurularda örnek olarak bu kurullara gelebilmiştir ve bu kurulların vatandaş tarafından benimsenmesi amacıyla bunlar kabul edilmiştir, reddedilmemiştir. Nitekim Başbakanlık ve kurullara 2004-2007 yılları arasında 4516 başvuruda 6780 hak ihlali iddiası ileri sürülmüştür. Herkes aynı görüşte olmayabilir. Ancak farklı kamu ve sivil kesimlerin birlikte çalışma kültürünün gelişmesine de çok önemli katkılar sağlamıştır bu kurullar. Halen kurumsal olarak personel, donanım ve kaynaklar açısından önemli sorunları olmakla birlikte 81 ilde örgütlenmiş olması gelecek için bu kurulların insan hakları ulusal kurumunun oluşturulması açısından uygun bir zemin olacağını düşünüyorum. Peki ne yapılmalıdır? 7 yılı aşan bir deneyime sahip il kurullarının ve belli ölçekteki ilçe kurullarının çok küçük ölçekli ilçe kurullarının gündem bile oluşturamadıkları gerçeğini göz ardı edemeyiz. Yasal dayanak, görev ve işleyiş esasları ile personel ve donanım sorunlarını aşacak tedbirler alınarak yola devam etmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Bu amaçla kurulların görev, yetki, işleyiş, personel ve kaynak esaslarının bir kanunla düzenlenmesi ve yönetmelikte ayrıntılı olarak açıklanması, hak ihlali iddiaları ile ilgili il kurullarının resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi ve belge taleplerinin gecikmeksizin karşılanması zorunluluğu yapılacak yasa ve yönetmelikle açıkça düzenlenmelidir. Yasal düzenleme yapılmalıdır. Maalesef İnsan Hakları Başkanlığı'nın bile British Council'ın desteğiyle hazırlattığı bu referans el kitapta vali yardımcıları ve kaymakamların varlığını kurullara güvensizlik ve yansızlıklarına bir gölge olarak değerlendirdiği, bugüne kadar ulaşılan aşamada kattıkları devlet mekanizmasının işletilmesi, personel, donanım vesaire gibi işlerlikler göz ardı edilerek bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin vali, vali yardımcısı ve kaymakamların başkanlığını bu kurulları reddetme gerekçesi olarak kullandıkları dikkate alınarak ben diyorum ki gerekirse kurul başkanının her yıl kurulun kendi üyeleri arasından seçimle belirlenmesi düzenlenmelidir. Ancak bu düzenleme yapılacaksa biraz önce Sayın Başkan Vekili de o kaygıları ifade etmişlerdir. Bu düzenleme yapılacaksa o zaman yasal düzenleme yapılmak suretiyle il kurullarının devlet kurumlarında yapacakları incelemeler ile ilgili kamu mekanizmalarının,
hızlı çalışmasını sağlayabilmek için biraz önce ifade ettiğim ilk kurulanın resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi ve belge taleplerinin gecikmeksizin karşılanması zorunluluğu düzenlenmelidir. Değerli arkadaşlarım, ilk kurullarının kararları bağlayıcı değildir. Bunun bağlayıcılığını nasıl sağlayabileceğiz? Bunu yönetmelikle sadece sağlayamayız. Ama bu arada dönelim, Çek Cumhuriyeti Ombudsman örneğini 2007 yılı Mayıs ayında inceleyen heyetin içerisindeydim. Aynı şeyi orada da gördük. Ben kamu denetçisine sormuştum. Kararlarınızın bağlayıcılığını nasıl sağlıyorsunuz? Sağlayamıyoruz dedi. Bir özellik var. Aldığımız kararı ilgili kamu kurumları uygulamazlarsa temsilciler meclisine gönderiyoruz. Bir diğeri ısrarla uymazlarsa biz bunu kamuoyu oluşturmak, basın yayın organlarına karar niteliğindeki görüşümüzü vermek suretiyle uygulanabilir veya uygulamak zorunda oldukları bir görüş haline getirmeye çalışıyoruz dediler. Efendim, bana bu duygularımı burada sizlere ifade etme şansı verdiğiniz için tekrar başta Sayın Aybay Hocama hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıda sizlerin görüş ve eleştirilerinizden gerçekten yararlanmak istiyorum. Buraya gelişte amacım kendi deneyimlerimi sizlere aktarırken sizin de samimi eleştirilerinizden yararlanmaktı. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mehmet Seyman'a çok teşekkür ediyorum. Konuyu çok yakından bilen bir kişi olarak Türkiye'nin en büyük ilinde İnsan Hakları İl Kurulu'na yıllarca çok başarılı bir şekilde başkanlık etmiş bir kişi olarak bizi aydınlattı. Daha da kendisinden istifade edeceğimiz pek çok noktalar olacaktır. Şimdi gündeme sonradan eklendiğimiz bir maddeyi dikkatinize sunmak istiyorum. Ülke gündeminde cezaevleriyle ilgili sorunlar ne yazık ki yeniden öne çıkmaya başladı. Bu konuyla ilgili olarak da bizim Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezimizin yürütme kurulu üyesi Sayın Avukat Zeki Ekmen arkadaşımız konunun üzerine ciddiyetle eğilerek bir rapor hazırladı. Bu raporun zannediyorum sizlere metni dağıtılmıştır. Fakat kendisi de özetle bu raporla ilgili sunuş yapmak istiyor. Sözü Sayın Zeki Ekmen'e veriyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türkiye Barolar Birliği'nin saygıdeğer önceki başkanı, Sayın Valim, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Uygulama Merkezi'nin saygıdeğer bilim ve danışma kurulu üyeleri, barolarımızın seçkin temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi insan haklarının sağlanması, uygulamaya konması, bunlara işlerlik kazandırılması açısından yapılan çalışmaların bir parçası olarak il ve ilçe insan hakları kuruluşlarının faaliyete geçirildiği bilinmektedir. Ancak burada konunun en yakınında olanlardan biri Sayın Valimizin de belirttiği gibi bu kurulların çok sağlıklı, çok yeterli ve toplumun beklentilerine cevap verebilecek bir şekilde çalıştıklarını söylemek maalesef mümkün değildir. Biz hukukçular açısından bir hatırlatma olması açısından dikkatinize ben birkaç tane konuyu sunacağım. Şimdi bu kurulların oluşumunda valilik tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bir avukat, hukuk fakültesi mezunu, kamu görevlisi bir kişi olması gerekiyor ve bir de her halükarda bir baro temsilcisinin olması gerekiyor. İlçe kurullarında da yine kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bir avukat ve hukuk fakültesi mezununun bulunması gereklidir. Bu kurullar çalışmalarında komisyonlar kurmak, halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetlerinde bulunmak, insan hakları eğitimi ve insan hakları bilincini geliştirme
Önümüzde insan hakları ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirme yetkisine sahiptirler. Bu komisyonların verdiği kararlar kurullar tarafından değerlendirilir. Şimdi bunların görevleri arasında insan hakları ihlalleri iddialarını incelemek ve araştırmak, bunları valilik ve kaymakamlıklara bildirmek gibi görevler var. Size biraz sonra anlatacağım cezaevleriyle ilgisi açısından da çok önemli olarak 12. maddede araştırma ve izleme kurullarının insan hakları uygulamalarını yerinde görmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirmek. Bu konumuz açısından son derece önemlidir. Kurullara tanınan hak ve yetkiler açısından önemlidir. Saygıdeğer meslektaşlarım, bu kurulların oluşumunda hukukçuların olması, avukatların olması, kurulları yönlendirme açısından kuruldaki yer alan kişiler ile ilgili olarak bunları etkileme açısından son derece önemlidir. Her şeyden önce bu kurulların siyasi iktidara tabi olmayan sivil inisiyatifi geliştirecek kurumlar olmasının önünün açılmasının temelleri biz hukukçular eliyle atılmalı. Bu adımlar bizim öncülüğümüze atılmalıdır. Bu kurullar siyasi iktidara tabi gibi çalıştığı sürece bir sonuca varması mümkün değildir. Bunların sivil bir inisiyatif temsilcisi olarak çalışmaları gerekmektedir. Bir de bilindiği gibi yine biz avukatların içerisinde yer aldığı cezaevleri izleme kurulları mevcuttur. Bu cezaevleri izleme kurullarının üyelerinin seçiminde geçmişte yaşanan olayları baro temsilcileri olarak sizler çok yakından bilmektesiniz. Son derece ciddi tartışmalar yaratan seçimler oldu. Bu izleme kurulları cezaevlerindeki olumsuzlukları izleyerek bunları raporlar halinde bakanlığa gidecek düzeyde ilgili yerlere iletmektedirler. Ancak son zamanlarda cezaevlerinde yaşanan olumsuzluklarla ilgili olarak ciddi anlamda yakınmalar gündeme gelmiştir. Geçmişte cezaevlerinin Türkiye'de toplumun gündemine oturan ve çok ciddi tartışmalar yaratan sorunlar yarattığı, özellikle Fethi cezaevlerinin açılışı sırasında yaşanan olayların toplumda ciddi üzüntüler yarattığı ve bir sürü insan kaybına sebep olduğu bilinmektedir. Bu konunun ciddiyeti nedeniyle Türkiye Barolar Birliği 1999 yılında cezaevleriyle ilgili bir rapor hazırladı. Türkiye şimdi size bu raporun bir örneği dağıtılacak. Bize İnsan Hakları Derneği'nden gelen yakınmalarla ilgili bir dosya sonucu bu çalışmalar yapılmış bulunmaktadır. Bu raporda yer alan düşünceler, oradaki şikayetler ve oraya intikal eden şikayetlerle ilgili olarak Barolar Birliği'ne gönderilen bir dosya sonucudur. Şimdi öncelikle Türkiye Barolar Birliği'nin metinde de yer aldığı şekliyle cezaevleriyle ilgili yaklaşımını dikkatinize sunmak istiyorum. Türkiye Barolar Birliği, insan olmanın getirdiği vazgeçilmez temel haklara sahip, suçlulara ve suçun önlenmesine karşı geliştirilen tüm önlem ve yaptırımların onun bu niteliğinin bilinciyle uygulanıp geliştirilmesini istemektedir. Ceza infaz hukukunda temel ilke öç alma, yok etme olmamalı, ıslah, yeniden kazanma olmalıdır. Hükümlü bizden biridir. Bir anlamda toplum dediğimiz ortaklığın ürünü ve eseridir. Onu yeniden kazanmak ve toplumsal yaşama katmak gerekir düşüncesindedir Türkiye Barolar Birliği ve bu düşüncesini kamuoyuna yıllar önce yansıtmış bulunmaktadır. Şimdi gelen yakınmalarda cezaevlerinde yaşanan olayların işkence olgusunu Türkiye gündemine yeniden taşıma gibi bir tehlikeyi de içinde barındırmakta ve cezaevlerini tekrar Türkiye gündemine oturtacak
şikayetlere sebep olmaktadır. Şimdi bunların bazılarını dikkatinize sunmak istiyorum. 20 Ocak 2007 tarihinde Adalet Bakanlığı 45 Taksim 1 sayılı bir genelge yayınlamış ve bu genelgede tutuklulara ve hükümlülere bazı haklar sağlamış bulunmaktadır. Bu haklar arasında 5 saat olan tutuklu ve hükümlülerin birbirleriyle görüşme uygulamasını 10 saate çıkarmış bulunmaktadır. Ancak gelen yakınmalardan bunun uygulanmadığı ve dikkate alınmadığı söylenmektedir. Buna gerekçe olarak da efendim personel yetersizliği, imkansızlıklar gösterilmektedir. Bizce bu bir mazeret olamaz. Yine hastaneye gidiş gelişlerde nakiller sırasında tutuklu ve hükümlülere işkence yapıldığı, çok ağır küfürlerde bulunduğu, jandarmanın çok haksız uygulamaları olduğu iddia edilmektedir. Keza fiziki açıdan hastanelerin cezaevi koğuşlarının sağlıksız, sağlık koşullarına aykırı durumda oldukları, insanın yaşayabilme olanaklarından uzak olduğu iddia edilmektedir. Özellikle bayan tutuklu ve hükümlülerin doktor muayeneleri sırasında jandarmanın dışarı çıkmaması, bu kişilerin muayene olmama gibi bir durumda karşı karşıya kalmaları ve sağlıklarının ciddi tehlikeye girmesi iddia edilmektedir. Bunun gibi sorunlar elinizdeki metinde belirlenmiş ve bilginize sunulmuştur. Saygıdeğer arkadaşlarım, Türkiye yıllarca işkence iddialarıyla uğraşmış ve yaptığı yasal düzenlemeler ile işkencenin ortadan kaldırılması için uğraş vermiş ve bu konuda büyük ölçüde de başarılı olmuştur diye düşünüyorum. Ancak işkence olgusunun yeniden ülke gündemine taşınacak boyutlara gelmesinin önünü açacak bu uygulamalar endişe vericidir. İvedilikle cezaevlerinin dış güvenliğini sağlayan jandarmanın ve cezaevi personelinin işkence boyutlarına varan uygulamaların sonlandırılması gerekmektedir. Cezaevlerinin yeniden ciddi bir sorun ve ülke gündemini olumsuz yönde etkileyen kurumlar haline gelmesinin önlenmesi açısından Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı genelgelere sahip çıkılması, bu genelgelere aykırı davranan personel hakkında gerekli işlemlerin yapılması, herkes hangi sebeple olursa olsun, bu çok önem verdiğimiz bir konu, insanlara sağlanan haklara saygı göstermelidir. İçinize siner sinmez, kabul edersiniz etmezsiniz, beğenirsiniz beğenmezsiniz. İnsan hakları alanında insanlara tanınan hakların uygulanması gerekir. Bunlar kişilerin keyfine terk edilemez, bırakılamaz. Bu duygularla hepinizi selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Çalışmamızın bir parçası olacağını ümit ediyorum. Sağ olun. Efendim, Sayın Avukat Zeki Ekmen'e teşekkür ediyoruz. Hem insan hakları kurullarıyla ilgili saptamaları açısından hem de özellikle ne yazık ki ülke gündeminde yine önemli bir yer tutacak cezaevleri konusundaki sorunları dikkatimizi çekmesi açısından. Şimdi bu toplantıdan önce barolara, Barolar Birliği Başkanlığı aracılığıyla bir genelge gönderilmişti ve toplantının başında 10'ar 15'er dakikayı aşmamak üzere sunum yapmak isteyen avukat arkadaşlarımıza öncelikle söz verileceği belirtilmişti. Bana bu konuda yapılan başvurular şu ana kadar tespit ettiğime göre Edirne, İstanbul, İzmir, Manisa ve Sakarya barolarından geldi. Şimdi harf sırasına göre bu avukat arkadaşlarımıza mümkünse 10 dakika ama azami 15 dakika olmak üzere söz vermek durumundayım. Edirne'den başlayalım. Edirne Barosu'ndan gelen arkadaşımız, lütfen orada mı konuşmayı tercih edersiniz, burada mı, nasıl arzu ederseniz? Galiba buraya gelseniz daha iyi olacak. Orada bir var mı acaba? Mikrofon var ama. Orada bir mikrofon olsa yok da zaman kaybı. Mikrofon olması lazım. Mikrofon var. Mikrofon. Mikrofon var mı? Var. Var. Bundan sonra arzu ederseniz buradan konuşun, arzu ederseniz oradan. Buraya kadar geldiğinize göre artık sizi tekrar yormuyorum. Evet.
Evet, Edirne Barosu'ndan Sayın Avukat Atilla Azap Ağası sunum yapacak efendim. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Hocalarım, Sayın Valim ve saygıdeğer meslektaşlarım. Ben Edirne Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve İnsan Hakları İl Kurulu Temsilcisiyim. Edirne Barosu olarak insan hakları konusunda gerekli duyarlılığa sahip olduğumuzu, insan hakları il kurulların çalışmalarında aktif olarak yer almakta ve gündemin oluşmasında en büyük söz sahibi olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak durum böyle olmakla birlikte Edirne'de bu kurulun yeterli çalıştığına inanmıyoruz. Edirne İnsan Hakları Kurulu 3-4 aydır toplanmadığı ve en son 29.02.2008'de toplandık. İnsan Hakları Kurulu üyelerinin insan haklarına gönül vermiş kişilerden oluşması gerekir. Üzülerek belirtmek gerekirse bu üyelerin bir kısmının bu özellikten yoksun olduğunu belirtmek istiyorum. Sayın Başkan ve saygıdeğer meslektaşlarım, konuşmamda Edirne Barosu ile İnsan Hakları Komisyonu'nun ve İnsan Hakları İl Kurulu'nun örnek bir çalışmasından söz etmek istiyorum. Edirne Barosu 2003 yılında göç nedeniyle gözaltında tutulan kişiler konusunda örnek bir proje geliştirmiş ve bu kişilerin hak ve özgürlükleri, barınma, hukuksal yardım ve diğer haklar konusunda proje yapıp Avrupa Birliği'ne sunmuştur. Üzülerek söylemem gerekirse bu proje kabul görmemiştir. Edirne Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak göç nedeniyle gözaltında tutulan kişilerin yaşam koşullarının kötü olduğunu, barınma, sağlık, hijyen ve beslenme sorunu olduğunu duyumunu aldık. Baro Başkanımızın katkılarıyla hemen çalışmaya başladık. Yapacağımız çalışmalarla ilgili olarak başta Emniyet Müdürü olmak üzere Yabancılar Şube Müdürü ve Valiliğin katkıları oldu. Bilindiği üzere Edirne ili yasa dışı göç yollarında ve en önde gelen illerin başında yer almaktadır. 2007 yılında 17 bin kaçak göçmen yakalandığı düşünürse sorunun çok büyük olduğu gözükmektedir. Ayrıca 2007 yılına kadar 100 bine yakın kaçak göçmen yakalanmıştır. Emniyet rakamlarına göre. İnsan Hakları Komisyonu olarak yaptığımız çalışmalarda sorunun çok büyük olduğunu, güvenlik güçlerinin sorunu çözmekte zorlandıklarını, bazılarının psikolojik olarak problemler yaşadıklarına şahit olduk. Göçmenlerin tutuklu ve hükümlü gibi kapalı alanlarda tutulduklarını, sağlık, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında emniyet yetkililerin çok zorlandıklarına tanık olduk. Çok sayıda göçmenle görüştük, yaşam koşullarını inceledik ve bir rapor halinde düzenledik. Edirne Barosu bu raporu basın toplantısıyla açıkladı ve bu raporu ilgili yerlere ulaştırdı. Edirne İnsan Hakları İl Kurulu konuyla yakından ilgilendi, gerekli katkıları sağladı. Edirne Barosu ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlamış olduğumuz raporu ayrıca başkanlığa sunmak istiyoruz. Ayrıca konuyla ilgili olarak Edirne İnsan Hakları İl Kurulu olarak konu üzerinde çalışmalarımız söz konusu olup rapor en kısa zamanda hazırlanmak üzere düzenlenmektedir. Konuyla ilgili olarak Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi genel raporlarında yabancı mevzuata göre gözetim altında tutulan yabancı ülke vatandaşların karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları ne olması gerektiği hususu raporlar haline sunulmuştur. Bizim tespit ettiğimiz sorunların kısa özetini yaptıktan sonra çözüm yollarını ayrıca belirtmek istiyoruz. Özgürlükten mahrum bırakılan bu kişilerin uzun süre kalanların durumu çok zordur. Bu kişiler bazen aylarca kalmakta, sağlık, fiziki koşullar, barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlardan çok kısıtlı yararlanmaktadırlar. Bazen günlerce hatta bir aydan fazla sandviçle beslendikleri söz konusudur. Daha önce vermiş olduğumuz raporda beslenme durumlarında sıcak yemek
problemleri çözülmüş. Ancak son insan hakları kurulu olarak yaptığımız çalışmalarda tekrar eskiye dönüş söz konusudur. Emniyet yetkililerinin tüm çabalarına rağmen sorun çözülmemekte, sorun devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları örgütleriyle yaptığımız görüşmelerde boyutun uluslararası olduğunu ve yasal düzenlemeler olduğunu, ayrıca maddi olarak kaynak sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Yasa dışı göç nedeniyle tutulan veya gözetim altında tutulan yabancı uyruklu kişilerin barınma yerlerinin güvenliği, gözetimi ve denetimi elbette güvenlik güçleri tarafından sağlanmalıdır. Ancak gözetim altında tutulan bu yerlerin bakımı, yaşam alanları, idaresi, sağlık sorunlarının çözümü, hukuksal durumu ve beslenmesiyle ilgili sorunların çözümü konusunda uzman diğer kamu personeli tarafından yapılmalıdır. Gözetim altında tutulan kişilerle yaptığımız görüşmelerde avukat yardımına veya hukuksal yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. İltica başvurusunda bulunmak isteyen bir kişinin muhatap bulamaması kabul edilecek bir durum değildir. Bu gibi kişilere uygulanacak yasal mevzuatın bir an önce gerçekleşmesi gerekmektedir. Gözetim altında tutulan bu kişilere avukata erişim imkanı sağlanmalı, mutlak surette tercüman bulunmalıdır. Yaptığımız tespitlerde özgürlükten mahrum edilen çocukların, özellikle aylarca gözetim altında tutulan çocukların eğitim, barınma, oyun alanları gibi fiziksel koşullar sağlanmalıdır. Daha önce yaptığımız raporlar doğrultusunda Edirne göçmen evinde kalan çocuklara oyun parkı yapılmış, açık havada oyun oynamaları imkanı sağlanmıştır. Özgürlükten mahrum edilen kadınlar için bayan personel verilmesi, hijyen ve sağlık sorunlarına ayrıca önem verilmesi gerekmektedir. Yaptığımız tespitlerde bu duruma uyulduğu söylenmesi mümkün değildir. Ayrıca hamile kadınlar ile ilgili herhangi bir program söz konusu değildir. Hamile kadınlar protein düzeyi yüksek yiyeceklerle taze meyve ve sebze yemesi gerekir. Gözetim merkezlerinde hamile kadınlar açısından koşulların iyi olduğunu söylenemez. Bir aydan bir sürede bir sandviçle beslenen bir hamile kadının durumu sağlık açısından kötü olsa gerek. Özgürlükten mahrum bırakılan göçmen ve diğer mültecilerin ciddi anlamda önleyici sağlık hizmetlerine ihtiyacı vardır. Sonuç olarak özgürlükten mahrum bırakılan kaçak göçmenler, sığınmacılar ve iltica etmek isteyen diğer yabancı uyruklu kişilerin ciddi anlamda sorunları vardır. Bu sorunların çözümünde bu kişilerin hakkında gerekli yasal düzenlemenin yapılarak bunlar hakkında barınma, sağlık, beslenme, eğitim gibi temel ihtiyaçlarının sağlanması için maddi imkanlar yaratılmalı. Bunlar hakkında bu sorunların çözümü amacıyla gerekli uzman personel sağlanmalıdır. Gerekli tercüman ile avukata erişim mutlak surette gerçekleşmelidir. Konuyla ilgili olarak Edirne Barosu olarak İnsan Hakları İl Kurulu olarak yeni proje yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nin bize destek vermesini talep ediyoruz. İnsan hakları açısından sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Efendim, Edirne'den gelen sayın meslektaşımız Avukat Atilla Azap Ağası'na çok teşekkür ediyoruz. Edirne'nin sınır kenti olmasının getirdiği özel sorunlarla ilgili olarak verdiği bilgiler çok ilginç. Ayrıca bütün güçlüklere karşın baronun öncülüğünde Edirne İl İnsan Hakları Kurulu'nun bütün olumsuzluklara karşın önemli bazı başarılar sağlamış olmasını da memnuniyetle kaydetmiş bulunuyoruz. Şimdi söz sırası İstanbul'dan gelen arkadaşımız Muammer Bey'in. Buyurun Muammer Bey.